Merhaba. Savaş Bey merhaba. Merhabalar, iyi yayınlar dilerim. Teşekkürler. Evet, beklenen diyelim saldırı gerçekleşti. Dronlarla yapılan bir saldırı söz konusu. İşte arkasından balistik füzeler atıldı, haberleri geldi. İran'ın balistik füzeleri daha önce Hayber serisinden Hürremşehir füzeleri var. 2000 kilometre menzilli. Bir de Fatah yerli gene yaptıkları 1400 kilometre menzilli füzeleri var. Bu füzelerin İsrail'e ulaşıp ulaşmadığı konusunda da daha net henüz bir bilgi yok. Size gelen bilgiler nedir? Evet, sizin de bahsettiğiniz üzere girişte biz beklenen bir İran misilleme saldırısıyla karşı karşıyayız. Bu bağlamda şunun altını çizmek gerekiyor. Orta Doğu'da bugünden yarına bir topyekün İran-İsrail savaşıyla karşı karşıya değiliz henüz. Bunu vurgulamak gerekiyor. Uzun zamandır İsrail'in İran'ı savaşın içerisine çekme gayesi var. Bunu biliyoruz. İsrail'in Suriye içerisinde, Lübnan içerisinde, Irak içerisinde İran'ın üst düzey komutanlarına ve dış operasyonlardan sorumlu Kudüs gücü generalleri ve komutanlarına yaptığı nokta atışı suikastler var. Bunun en son örneği de elbette İran'ın Şam Büyükelçisi Başkonsolosluğu'na yapılan saldırıydı. Bu başkonsolosluğuna yapılan saldırı alelade bir saldırı değildi. Çünkü orada İran devrim muhafızlarının bir dönem kara kuvvetleri komutanlığını yapmış, bir dönem hava kuvvetleri komutanlığını yapmış üst düzey bir general ve altı kurmayı vardı. Elbette bu saldırıyla birlikte İran aslında İsrail tarafından köşeye sıkıştırıldı. Çünkü bunun kendi toprağına bir saldırı olarak değerlendirmesi gerekir ve bir yanıt vermesi gerekiyordu. Ancak İran'ın günlerdir bu saldırıyı bir şekilde duyurması, kendi kaynakları üzerinden Amerikan kaynaklarına bu misillemeyi yapacağı ancak bölgesel bir savaş istemediğini vurgulaması, İran'ın aslında topyekün bir savaştan yana olmadığını bize ortaya koyuyor. Bunun örneği yeni değil. 4 yıl önce Kasım Süleymani'nin öldürülmesi sonrasında yapılan misillemede de İran Amerika'ya saatler öncesinden ve Irak'a saatler öncesinden bu misillemeyi yapacağını haberi vermişti. Şunu dikkatten kaçırmamak gerekir. İran devlet aklı gelenekleri olan bir devlet aklı. Köşeye sıkışmış olsa da şu an aslında bu topyekün saldırının ve topyekün bir İsrail-İran sıcak savaşının hem bölgesel bağlamda hem kendi bekası bağlamında çok büyük ve öngörülemez riskleri olduğunu biliyor. Ancak öteki taraftan da sizin konsolosluğunuzu vurmaları sizin bir misilleme yapmanızı gerektirir. Yani özetlemek gerekirse İran durumu kurtarmak için ve itibarını kurtarmak için bir misilleme saldırısı yapıyor. Vekil güçleriyle birlikte yapıyor bunu. Hizbullah'la, Yemen'de Husilerle İsrail yönelik bir saldırı silsilesini başlatmış durumda. Ancak altını ısrarla çizmek gerekiyor. İran şu anda kendi iç dengelerinden dolayı ve kendi politikalarından dolayı bunun bu coğrafyadaki sıkıntılarının büyüklüğünü de gördüğünde sadece bir misilleme amacı taşıdığı ve topyekün bir savaş içerisinde ve savaş çıkarma perspektifinde olmadığını görüyoruz. Zaten yaptığı açıklamalar, Birleşmiş Milletler'den gelen açıklamalar, evet. İran'ın bunu sadece cevap vermediği takdirde İsrail'in bir misillemeyle sınırlı bırakabileceği işaretlerini de zaten bize veriyor. Peki önceden haber verilmesini nasıl değerlendirmek gerekir? Yani bu çok hani bir baskın şeklinde bir misilleme, bir saldırı olmadı. Yani haberli bir saldırı gibi oldu. İşte dronlar havalandı, gidiyorlar. İşte füzeler de arkasından ateşlendi dendi. Ki tabii askeri hedefler vurulacağı için neden bu böyle hani haberli bir şekilde sanki randevulu gibi?
Haberli ve randevulu gitmesinin en önemli sebebi İran'ın İsrail'le topyekün bir savaşa girmek istememesi. Ve daha da önemlisi İsrail'i destekleyen ABD'ye karşı bir niyet beyanını ortaya koyması. Zaten yaklaşık bir hafta önce farklı kaynaklardan biz İran'ın Amerika'ya İsrail'e bir misilleme saldırısı yapacağını, ancak bu saldırının bölgesel bir savaş çıkarma potansiyelinde ve büyüklüğünde olmayacağını beyan ettiğini biliyoruz. Çünkü İran'ın binlerce yıllık bir devlet aklı var. Molla rejimine rağmen bu devlet aklı bazı noktalarda işliyor. İran'ın içerisinde geçtiğimiz ay içinde devrim tarihinin en düşük katılımlı seçimi gerçekleştirildi. Yani İran içerisinde bir siyasi meşruiyet krizi var. Öte taraftan İran içerisinde İsrail'e verilecek yanıt konusunda birbirinden farklı fikirler var devlet kanatlarında. Bazıları İsrail'in yok edilmesi gerektiğini düşünürken, öte taraftan daha reformist kanatlar cevap verilmesi gerektiğini, evet, ancak daha hafif bir cevapla yetinmek ve Batı dünyasının topyekün karşısına almaması gerektiğini düşünüyor. Bu noktada da her iki devlet aklının bir orta yola vardığını, evet, görüyoruz. Hem bir misilleme saldırısı var, hem de bu misilleme saldırısının tonu İran'ın kapasitesinin çok altında. Ve sizin de bahsettiğiniz üzere önceden, bir hafta önceden neredeyse haber verilen ve bugün de gün içerisinde 5-6 saat önceden dronların kaldırıldığının haberi karşı tarafa gitti. Bu çok önemli bir detaydır. Çünkü kısacası İran topyekün bir savaş çıkartmak niyetinde değil. Ki bundan sonra İsrail'den ne beklenir? İsrail'den ne bekleneceğini sabah ilk ışıklarla birlikte ve füzelerin İsrail'e ulaşmasıyla birlikte göreceğiz. Çünkü füzelerin ne kadar isabet ettiği, dronların ne kadar isabet ettiği, nereye düştüğü, sivil kaybın olup olmayacağı. Aslında bunların tamamı. Füzelerin varmış olması gerekiyor. Tabii gece, evet, tam bir, evet, şey yok. Görüntüler geliyor ama sadece Tel Aviv ve Kudüs'ten gece görüntüleri var. Evet, askeri hedefler bize gözetildiyse. Evet, bunlar bize İsrail'e İran saldırısının nasıl bir hasar verdiğine dair veri vermiyor. Bundan dolayı da İsrail'in vereceği olası tepkiyi görmek için biz bu saldırının sonuçlarını görmemiz gerekiyor. Evet. O da günün ilk ışıklarıyla bu saldırının İsrail topraklarında nasıl bir hasara sebep olduğu, sivil can kayıpları yaşanıp yaşanmadığı, askeri bölgelere mi gerçekten sadece operasyon yapıldığı, bunların tamamını bir veri olarak görmemiz lazım. Ve bu unutulmamız gereken bir şeydir. Şu an İran ve İsrail arasında pek çok aktör mevcut. Yani bölgesel bir savaştan öte böylesi bir sıcak çatışmanın küresel bağlamda çok büyük sıkıntı yaratacağı açık. Bunu savaşın tüm tarafları görüyor. Bundan dolayı da dediğim gibi ilk ışıklarla birlikte İsrail'in buradan nasıl bir zarar gördüğünü gördükten sonra olası sonraki adımlarını tahmin edebiliriz. Tamam. Çok çok teşekkürler Savaş Program. Verdiğiniz bilgiler için, düşüncelerinizi bize paylaştığınız için. Tekrar görüşmek üzere. İyi geceler. Sağ olun, iyi geceler. Evet, İran tarafı.